Yakuza. Japonya'nın en eski ve en kalabalık mafyası. Bazı kaynaklarda adı Gokudo olarak da geçmektedir. Adını bir kart oyunundan alan Yakuza, İtalya ve Rus mafyasından bile daha tehlikeli bir suç örgütüdür. Çetenin merkezi Japonya olsa da Çin, Amerika, Tayland'da çok sayıda üyeleri vardır. Sayıları tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte yapılan çeşitli araştırmalara göre dünya genelinde 150'den fazla Yakuza olduğu tahmin ediliyor. Japon mafyası hakkında çok fazla şehir efsanesi dolaşmaktadır. Bunlardan bir kısmı tamamen yalan olsa da büyük bir kısmı doğrudur. Yakuza geleneği de tıpkı Sicilya mafyasında olduğu gibi ailenin önemli kurumlardan biridir. Çetenin lideri oğlu için bir kız seçerse onunla evlenmek zorundadır. Evlenmediği takdirde ölümle cezalandırma ihtimali bile vardır. Yakuza'nın tarihi 17. yüzyıla kadar dayanıyor. O zamana kadar küçük bir yapılanma olan çete, borsa ve şantaj gibi suçlara giderek güçlendi. 18. yüzyıla geldiğinde Çin'de aktif olmaya başlayan mafya 20. yüzyılda Asya ve Avrupa kıtasına geneline yayıldı. Mafyanın içindeki yapılanma son derece disiplinlidir. En ufak bir hata bile cezasız kalmaz. Herhangi bir saygısızlık ya da hatada Yakuza üyesinin parmaklarından biri kesilir. İhanet ve ispiyon gibi suçun cezası direkt bir infazdır. Cezaların bu kadar sert olmasının en büyük nedeni, birinin yaptığı hatanın bedelini diğer üyelerine ödeme riskinin bulunmasıdır. Mafya yeni girecek olan kişi bağlılık, yemin eder ve vücudunu dövme ile kaplatır. Her Yakuza ailesinin başında Oyabun adı verilen bir lider bulunur. Oyabun mutlak otoritedir. Bütün kararları o verir ve cezaları o belirler. Hadi, şimdi Yakuza hakkında ilginç bilgiler birlikte bakalım. 1 numara. Öncelikle Yakuza örgütünün Japonya'da tahminen 150 bine yakın üyesi bulunuyor ve dünyadaki en büyük suç örgütü olarak kabul ediliyor. 2 numara. Yakuza'ya katılanların öncelikle bağlılık yemin etmeleri ve tüm vücutlarını ve hatta cinsel organlarını bile kaplayan dövmeler yaptırmaları gerekiyor. 3 numara. Örgütün en temel para kaynakları haraç, seks ticareti, şantaj ve borsa manipülasyonu. 4 numara. Yakuza üyeleri kendi tarihlerinin aslında 1600 yıllara kadar uzandığını söylüyorlar. 5 numara. Telafi edilemez bir hata yapan Yakuza üyeleri acımasız bir şekilde cezalandırılıyor. En bilinen ceza yöntemi ise parmak kesmedir. 6 numara. Bir nevi baba ve oğullarından oluşan koca bir aile gibi düşünen Yakuza'ya kadınlar katılamıyor. 7 numara. Yakuza bir suç örgütü, lakin bazı lobicilik faaliyetlerinde de bulunuyor. Örneğin, Japonya'da yaşanan tsunami felaketine devletten önce kazazadelere ulaşmış ve yiyecek, su ve battaniye yardımı yapmıştır. Evet arkadaşlar, bu videomda size mafya örgütü olan Yakuza'yı anlattım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.